Değerli izleyenler, Mercek Altın'a hoş geldiniz. Uçman Balaban'ın 2013 yılında Türkiye'de yaşananları anlattığı grafik animasyonuyla programa başladık. 2013'te tabii ki gezi vardı, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu vardı ama görüntülerde de gördünüz. En çok baskı, sansür, gizleme, karartma vardı. Şimdi internet yasası vesilesiyle bu konu konuşulmaya devam ediyor. Yani zaten ana akım medyada bir sansür, karartma olduğu söyleniyordu. Acaba internette de mi aynı şey olacak? Bu tartışılıyor. Farklı görüşler var. Bu görüşleri şimdi ekrana getirmeye çalışacağız. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Kerem Altıparmak, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünden Sarpan Uzunoğlu ve Korsan Parti'den Gürkan Özturan bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilginç şeyler var. Anadolu Ajansı bir haber geçmiş. Onunla başlayalım hemen. İnternet Medyası Derneği diye bir dernek. Duymuşsunuzdur herhalde. Onun başkanı var, Hadi Özışık. Diyor ki yapılan değişiklikleri sansür olarak niteleyemem. Ve sorun nerede o zaman? Sansür yok diyor internet medyası. Zaten başbakan şey de demişti, düşünmezsen Kürt sorunu yoktur de demişti. Düşünmezsen internet sansürü de yoktur. Ben böyle yani bu şekilde baktıkları için bu zihniyet böyle. Hadi Özışık'ın kim olduğuna bakmak gerekir. Yani bugüne kadar ürettiği haberlere veya yazılara baktığınızda Adalet Kalkınma Partisi'nin dümeni dışında herhangi bir yere dümen çevirdiği görülmemiş bir insan. Bir dernek kuruyor ki bu dönemde dernek kurmak da çok moda. Görmüşsünüzdür, dijital demokrasi platformu, temiz Twitter vesaire diye bir şey yayınladı. Yani tamamen ona paralel, çok da istikrarlı bir hareket. Yani sansür var. Sansür elbette var. Yok diyenler yine elbette var. Ya bir şeye bakıp da böyle iki farklı yorum nasıl oluyor ben de onu anlamadım. Gürkan Bey'e soralım. Sansür mü bu yoksa özel hayatın gizliliği, mahremiyet, çocukların korunması gibi konularda yapmış bir düzenleme mi sizce? Çocukların korunması ile ilgili olarak başlayıp fakat çocukların korunmasından çok daha aşırı uçlara giderek siyasal bir baskı mekanizmasına dönüşen yeni bir uygulama diyebiliriz buna. Sansür ifadesini kullanıyor musunuz? Sansür olarak tanımlıyoruz biz bunu ve sansürü tanımadığımızı da belirtiyoruz korsanlar olarak. Sansürdür. Burada nedir sansür size göre? Yani bu düzenleme neden dolayı sansür sizce? Temel hak ve özgürlüklerden iki büyük önemli hakkı ihlal ediyor. Biri haber alma özgürlüğü, biri de kişilerin ifade özgürlüğü. Bu ikisini baskı altına aldığı için bu bir sansürdür. Ve ayrıca şöyle bir parantez açmak gerekir. Hukukun üstünlüğüne de aykırıdır. Mahkeme kararı gerekmeksizin sayfaların engellenmesi. Yani. Bu da dahil. Hemen Ankara'ya dönelim. Kerem Hoca'ya da soralım. Kerem Hocam duyabiliyor musunuz beni? Hoş geldiniz yayınımıza. Evet duyuyorum. Teşekkür ederim. Şimdiye kadarki bölümü takip ettiniz herhalde. Siz sansür olarak görüyor musunuz bu düzenlemeyi? İnternet Medyası Derneği hayır sansür diyemeyiz demiş. Birkaç dernek daha var aslında sansür olarak görmüyor. Ufak bazı eksiklikler var. Mesela İnternet Medyası Federasyonu ve Bilişim Hukuku Derneği ve onlar da sansür değil ama bazı sıkıntılar var diyor. O ufak sıkıntıları düzeltilebilecek bir şey mi sizce bu? Şimdi tabii sansürün de teknik bir tanımı var. Masaya masa değil deyince onu masa olmaktan çıkarmıyor. Sansür içinde benzer bir şey geçerli. Sansürü diğer ifade özgürlüğü kısıtlamalarından ayıran şey nedir? Sansür henüz yayınlanmamış bir şeyin hiçbir şekilde görülmemesi ve kamuoyunun önüne çıkmamasıdır. Örneğin sansür kavramının açıkça kullanıldığı bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı örneği vereyim. Ürper Türkiye davasında şimdi değişen terörle mücadele yasasının gazete ve süreli yayınları 15 gün yayımını yasaklayan kararı sansürdür diye tanımlamıştı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Neden? Çünkü yayınlanmamış bir şeyi hiç yayınlanamaz hale getiriyorsunuz. 15 gün boyunca yayın yapamıyor o gazete. Şimdi dikkat ederseniz burada da henüz daha dolaşıma girmemiş bilgilerin hiç girmemesini sağlayacak önlemler öngörülüyor. Yeni 9 ve 9A maddesi uyarınca ve bunun bir yargısal süreçte değil idari süreçte engellenerek daha sonra yargıya intikal etmesi öngörülüyor ama engellenerek başlaması söz konusu. Onun için burada sansür tabiri teknik olarak kullanılabilir. Ben bunu sansür olarak görmüyorum demenin çok bir anlamı yok.
Şimdi Kerem Hocam, bir süre sizi bekleteceğiz. Yayıncılar açısından ne anlama geldiğini Sarp'ın Uzunoğlu'na soralım. Çünkü kendisi de uzunca bir süredir farklı internet sitelerinde bir şekilde görev alıyor, yazıyor, editörlük yapıyor. Şimdi aynı internet medyası derneğinin açıklamasında şöyle bir ifade var. Bir sabah kalktığında eskiden sitemizin kapatıldığını görüyorduk. Şimdi bu olmayacak. En azından bir sayfa sadece engellenecek. Bu daha ileri bir düzenleme midir internet açısından? Aslına bakarsanız geçmişe yönelik sansür uygulamaları yine devam edecektir. Örneğin Kürtler birçok politik sitelerine hala DNS'le erişim sağlıyorlar. Bu şöyle bir anlama gelmiyor. Geçmişteki bütün sansürleri sıfırlayacağız. Şimdi yeni sansür yapma biçimimize göre hareket edeceğiz demek değil bu. Yasaklılar yasaklı olarak kalmaya devam mı edecek? Elbette yani? Bu konuda herhangi bir değişiklik yapılabileceğini düşünebiliyor muyuz ki? Türkiye'de ne kadar çok site yasaklıyken üstelik. Buradaki asıl mesele internet yayıncıları bakımından. Ben şöyle demeyi tercih ediyorum. Alternatif internet yayıncıları bakımından. Yani bağımsız diyebileceğimiz medya bakımından şöyle bir durum var. Hepimiz şunu düşünüyoruz. Ötekilerin postası vesaire. Bugüne kadar herkes Facebook'un yaptıklarından vesaire yakınıyordu. Aslında biz burada doğru tabirimi bilmiyorum ama yüzümüzü ve silahımızı yani aklımızı doğrudan hükümete doğru çevirmek zorundayız yayıncılar olarak. Çünkü şu an ciddi anlamda Türkiye'de belirli gazetelerin ve televizyonların siteleri hariç her site yayınlayacakları tüm içeriklerle birlikte tehdit altında. Yani tabii tehdit altında. Mesela biz bu kanun imzaya yani çıkarıldığı gün kendi aramızda M grubunda tartışırken bunlar son günlerimiz mi acaba sorusunu sorduk ilk kez. Ve ben 5 yıldır 2 ayrı sitede yayıncılık editörlük yaptım. Ve ilk kez bu soruyu sordum. Ama 48 saat içinde itiraz etme hakkı da tanıyor. Yani mesela bir içeriği beğenmediler, engellediler, başvuruyorsun. Çözülmüyor mu? Türkiye'de mesela hukuk anayasal değil, temayüllere göredir. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin temayülü neyse hukuk da o şekilde işlediği için bizim itirazımız en çok Hrant Dink vesaire mahkemelerdeki davalardaki itirazlar kadar geçerli olacaktır. Biz bunun bilincindeyiz yani. Şimdi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı eskiden beri görevliydi aslında. Hatta yani epey yetkiliydi. Şimdi deniyor ki o yetkileri biraz paylaşacak. Servis sağlayıcıları da devreye giriyor. Dolayısıyla aslında burada bir şey var. Yetkinin paylaşılması, demokratikleşmesi, yayılması var. Öyle değil mi? Bana kalırsa bu yetkinin artırılması ve TİB'in servis sağlayıcılarının kurması gerektiği söylenilen birlik üzerinde bir baskı oluşturması. Servis sağlayıcılar veri korunması ilkesine aykırı olarak kişilerin trafik bilgilerini saklı tutacaklar 2 seneye kadar. Bu bilgileri devletle 30 dakikada bir paylaşmak zorunda olacaklar ve paylaşmadıkları takdirde ekonomik yaptırımlarla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu kişiler üzerinde gözetim mekanizmasını TİB'den alıp servis sağlayıcıları birliğine devretmektir. Yani aslında çok seslilik getirmesi gibi bir şey söz konusu değil. Tamamen sadece var olan baskının farklı bir mekanizmadan gösterilmesi. Tekrar Kerem Hoca'ya dönelim. Süreçle ilgili benim kafamı kurcalayan bir şey var. Şimdi Kerem Hocam, benim kişilik haklarıma bir internet sitesi saldırıda bulundu. Benimle ilgili yalan haber yaptı vesaire. Ben yine mahkemeye gitmeyecek miyim? Yani burada idari bir karar olacak diyorsunuz ya. TİB'e mi gitmem gerekir, mahkemeye mi gitmem gerekir? Cezayı kim kesecek? Şimdi mevcut durumda sizin siteye yazıp oradan sonuç alamamanız durumunda mahkemeye gitmeniz söz konusuydu. Yeni yöntem ise doğrudan TİB'e başvurma ve TİB'in bu başvuru üzerine imkan müdahale etmesini olanaklı kılıyor. Yalnız bir şeyi ayırt etmek lazım. Kişilik haklarına saldırı 9. maddede özel hayatın gizliliği ise 9. maddenin A fıkrasında düzenleniyor. Ya daha sonra 9A diye yeni bir madde geliyor, onu düzelteyim. Şimdi 9A'ya göre doğrudan TİB'e başvurup TİB'in önlem alıp ardından mahkemeye gitmesi söz konusu. 9. madde açısından ise sizin doğrudan mahkemeye başvurmanız, yani siteye başvurmadan mahkemeye başvurup mahkeme üstünden erişim engellemeniz mümkün. Bu sizin dediğiniz durum 9A'ya değil 9'a uygun oluyor. Müsaade ederseniz daha önce sorduğunuz iki soruyla ilgili de bir şey söylemek isterim. Elbette hocam, buyurun. Şimdi
Şimdi bu erişim engelleme ile ilgili söylenen şey doğru değil. Yani bundan sonra URL bazlı engelleme yapacağız. Bu daha iyi bir şey deniyor ama bakın Türkiye'de bugüne kadar erişim engellenen siteler yasanın 8. maddesi üstünden engelleniyordu. Yasanın 8. maddesinde bir değişiklik yapılmadı. Yani hala daha erişim engelleme kararları sadece geçmişte verilenler değil. Bunlar bundan sonra da 8. maddeye göre verilecek olanlar site üstünden verilecek. Şimdi URL bazlı engelleme 9 ve 9A için söz konusu. Burada sorun şurada karşımıza çıkıyor. Yasa bu haberi yayınlayan, ifade özgürlüğünü kullanan kişilerin hakkını hiç gözetmiyor. Bir karar alındığı zaman başkanlığın buna itiraz hakkı düzenlenmiş. Yeni kurulan Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin itiraz imkanı düzenlenmiş. Ama sitenin sahibinin itiraz hakkı hiç düşünülmemiş. O nedenle sizin sitenizde 100 bin farklı sayfa varsa bunun bir sayfasına ilişkin bir engelleme çıkarsa muhtemelen sizin haberiniz olmayacak. İtiraz süresini kaçıracaksınız. Halbuki bunun eğer ki bu kadar ağır önlemler getiriliyorsa tebliğ edilmesi gerekirdi size. Şimdi Kerem Hocam bir ben size araya giriyorum kusura bakmayın ama bir şey sormam lazım. İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık diyor ki yani birebir kendi ifadesini okuyorum. Biz sabah kalktığımızda sitemizin kapatıldığını görüyorduk fakat kim tarafından kapatıldığını bile bilmiyorduk. Telekomünikasyon İletişim Başkanı yani TİB'i arayıp bizim site niye kapatıldı diye soruyorduk. Onlar da bize falanca kişinin şikayeti müracaatı üzerine oldu diyordu. Şimdi bu durum değişecek. Artık TİB'in bir fonksiyonu kalmayacak diyor. Yani aynı yasa yok ki farklı şeyler mi anlıyoruz biz? Hayır, birincisi Hadi Özışık'la ben hatırlıyorum. Biz bu yasa ilk çıktığında konuştuğumuzda o yasanın da çok iyi olduğunu söylüyordu. Demek ki sonradan bu böyle şeylerle karşılaşmış. Şimdi TİB bir siteyi kapattığı zaman o siteye girdiğinizde eğer TİB kararıyla kapatılmışsa idari bir tedbir uygulandığı yazıyor. Mahkeme kararıyla kapatıldıysa adli tedbir uygulandığı söylüyor. Hadi Özışık hangi karardan bahsediyor bilmiyorum. Şimdi bundan sonraki uygulama dediği şey de dediğim gibi 8. maddeye göre hala daha bütün sitenin erişimi engellenmesi mümkün. 9'a A'ya göre ama eğer mümkünse URL bazlı erişim engelleme kararı verilecek. Eğer bu ihtiyacı karşılamıyorsa daha fazlası verilecek. Hatta bir şey daha söylüyor bakın erişim engelleyiciler, erişim sağlayıcılar açısından. Alternatif bütün metotları kullanır diyor. Muhtemelen sadece benim sistemi değil, benim sistemden haber yapan sizin sitenizi de TİB kapatacak. Daha doğrusu erişim sağlayıcı kapatmak için önlemlerini alacak. Onu da düzeltelim. Onun için bu söylenenin bir doğruluk payı yok. Şimdi başbakan, erişim sağlayıcılar birliğine gelince... Başbakan Erdoğan tam tersini söylüyor. Kerem Bey, çok kısaca rica edeyim erişim kısmı yani internet servis sağlayıcı kısmını da kısaca toparlayalım. Sonra başbakanın yanıtlarına bir bakacağız. Çünkü buyurun servis sağlayıcılar burada hangi noktada şöyle bir argüman geliyor benim aklıma. Onlara eğer bu kadar yük gelecekse üzerlerine servis sağlayıcıların ben kapatırım giderim kardeşim demeleri gerekir. Onlar niye sesini çıkarmıyor? Şimdi şöyle düşünün. Erişim sağlayıcıya diyorsunuz ki siz bütün bilgileri sağlayacaksın. Çünkü bakın yasa diyor ki başkanlık istediğinde her türlü bilgiyi verecektir diyor. Hem erişim sağlayıcı için hem yer sağlayıcı için hem içerik sağlayıcı için. Bunu söylerken de hiçbir koşul, süre ve gerekçe gösterilmiyor. Yani Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yazıyı yazdığında diyecek ki şu kişiyle ilgili veya şu siteyle ilgili şu bilgileri bana yolla. Erişim sağlayıcılar bu bilgilerin hepsini yollamak zorundalar. Çünkü yasa Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı şu koşullar gerçekleştiğinde isteyebilir demiyor bunu. Bunu yerine getirmediğiniz takdirde ciddi parasal yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz yine yeni hükme göre. Şimdi bu koşullar altında siz buna karşı çıkar mısınız? Ne istenirse verirsiniz. Başınız ağrımaz. Ama eğer buna karşı çok ciddi bir karşı çıkışınız olursa yarın öbür gün kolaylıkla bu yasanın uygulandığı durumda para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Erişim sağlayıcının bir kaybı yok yani burada. Erişim sağlayıcı insanlar
bu yasa çıktı diye internet kullanmayı bırakmayacaklar. Önemli bir noktanın altını çizdiniz. Teşekkür ediyoruz. Burada Başbakan gerçek Erdoğan, mağdurlar kullanıcılar olacak. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasına bir bakalım. Hafta sonu konuştu. Dedi ki buna karşı çıkanlar, tabirimi maruz görün, pornocular, porno izlemek isteyenler, mahremiyete önem vermeyenler, bir hatırlayalım ve ardından biraz daha politik değerlendirmeler yapacağız. Biz internette kişilik haklarını ihlal eden, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayınlara karşı bir düzenleme yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Çirkin görüntüler, insanların mahrem konuşmaları, hakaretler vesaire yayınlandığında bunlar hemen engellensin. Bir yandan mahkeme süreci devam etsin. Mahkeme karar verinceye kadar hiç kimse mağdur olmasın. Bu paralel yapının yönetimi bu düzenlemeye karşı çıkıyor. Kardeşlerim, Sayın Baykal'la ilgili o çirkin görüntüleri sergileyen de bu yapıydı. Bahçeli'nin yanındaki kişiler için de bunlar yayınlandı. Onları da biz engelledik, biz durdurduk. Peki şimdi sormazlar mı? Ya sizin bu tür yayınları engellemek gibi bir derdiniz yok mu? Sizin milli değerlere saygınız yok mu? Sizin manevi değerlere saygınız yok mu? Bunların mahremiyete, özel hayata, aileye saygıları yok mu ya? Bu düzenlemeye karşı çıkmayı neyle izah ediyorsunuz? İşte dün bir grup Taksim Meydanı'na çıkıyor. Ne için? Bununla ilgili olarak. Kendi tabanlarına, tabanlarının içindeki samimi, hasbi, temiz insanlara neyle izah edecekler böyle bir internet yayınını? Birileri yasayı anlamadan, dinlemeden çok çok affedersiniz. Kusura bakmayın. Edepsiz görüntülere dokunma diyerek edepsizce sokağa çıkıyor. Bu paralel yapı onları destekliyor. Allah ıslah etsin diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Başbakan Erdoğan çok fazla soru sordu. Hepsini hatırlayamıyorum ama ilk aklıma gelenler şunlar. Hafta sonu sokağa çıktınız herhalde. Çıktınız mı İstiklal Caddesi'ne eyleme katıldıysanız? Sorular şunlar. Bir, edepsiz görüntüleri mi savunuyorsunuz? Paralel yapı arkanızda mı? Erdoğan'ın ifadesiyle bu yasanın nesine karşı çıkıyorsunuz? Baykal'ın görüntülerini izlemek için mi sokağa çıktınız gibi sorular geliyor ilk anda aklıma. Yani aslına bakarsanız şöyle bir gerçeklik var. İki şeye bakmak lazım. Birincisi, bu yasa çıkmasaydı kimler mağdur olacaktı? Ben söyleyeyim kimlerin mağdur olacağını. Sermaye sahipleri mağdur olacaktı. Hükümet üyeleri mağdur olacaktı. Ama bu mağduriyet gerçek anlamıyla bir mağduriyet değil. Suçunun ortaya çıkmasından ibaret bir durum olacaktı. Bir dakika, niye mağdur olsun sermaye sahipleri, siyasetçiler? Netice itibariyle hepsinin konuşmaları teker teker bu TAPE dediğimiz, yani bant kaydı dediğimiz şeylerle ortaya sürüldü. Türkiye'de adaletin hiçbir şekilde işlediğine inanmayan biri olarak en azından halk vicdanında bu insanların mahkum edilmesi, dahası yaklaşan yerel seçimlere etkileri bakımından bu sansür yasası bana kalırsa bir yerel seçim öncesi tedbir yasası. Netice itibariyle özellikle işte Fatih Altaylı'nın vesaire çıkan görüntülerinden bahsedecek olursak hem medya üzerinde hem de medyanın Türkiye'deki bu yatay yapısı gereği diğer alanlarda da yaptığı yatırımlar üzerinde başbakanın artık 24. sayfadaki sağlık haberine karışabilecek kadar totaliterleştiğini gördüğümüze göre sansür yasasının da bu totaliterleşmeyi garanti altına almak olduğunu görebiliriz. Ya anlıyorum, yani sizdeki duyguyu anlıyorum da ilkesel olarak çok ciddi bir sıkıntı yok mu? Yarın öbür gün, şimdi bugün CHP'den bahsediliyor, MHP'den bahsediliyor, cemaatten ve AK Parti'den bahsediliyor. Evet. Herkes için geçerli değil mi? Yani birisinin konuşması doğru da olabilir internette gördüğümüz. Oradan buradan kesilmiş yayınlanmış. Yarın bu BDP, HDP milletvekilleri için de geçerli olabilir. Bu yani bir kere bırakırsak ipin ucunu gerisi gelmez mi? Çok sakat bir yere gitmez mi aynı zamanda? KCK iddianamesine baktığınızda kesilmiş, biçilmiş bir sürü konuşma zaten görebiliyorsunuz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar barış görüşmesini AKP yürütse de bu iddianamedeki hiçbir satıra itirazı olduğunu bugüne kadar görmedik.
Buna bağlı olarak da düşündüğümüzde bu sansür yasasına olan itirazı da sadece herhalde Reza Zarrab ve dadaşlarını korumak için ortaya konulmuş bir şey gibi geliyor bana. Korsan Parti nasıl bakıyor? Mesele sadece hükümetin cemaate karşı kendisini koruma arayışı mı sizce? Şimdi bu sansür yasası ile ilgili olarak özel hayatın gizliliğini koruma tedbiri olduğunu söylüyor Sayın Başbakan, fakat kimsenin özel hayatına saygı gösterecek bir yasa değil bu. Hatta tam tersine herkesin özel hayatını devlet gözetimine alacak bir yasa. Şimdi herkesin açıkça... Bakanın oğluyla telefon görüşmesi. Bakan ya da oğlu gidecek, diyecek ki bu görüşme bizim mahremimizdir, baba oğul. Evet. Mahremimizdir, kaldırın. Kaldırılacak. Tamam. Bizim internet trafik verilerimiz de bizim mahremimizdir. Ve devletin bunda gözünün olması çok saçma bir şeydir. Hatta özel hayatın gizliliği ilkesine de aykırıdır. Bu yüzden aslında bu yasanın getirdiği bu bütün kullanıcıların trafik verilerinin toplanması ve gözetlenmesi hükmü de aynı şekilde bir kendisiyle çelişen bir durumdur. Özel hayatın gizliliğini aslında korumayan ve tüm yurttaşların özel yaşamlarını devlet gözetimine alan bir yasadır bu. Belli kişilerin şu ana kadar çıkmış olan skandallarını örtmek için de kullanılabilir. Tabii ki bunda mağdur olmuş siyasiler gerçekten önemli bir yer teşkil ediyor. Fakat şimdi şöyle de bir durum var. Bunu aslında ulus olarak bakış şeklini de belki değiştirmek gerekiyor. O siyasilerin özel yaşamının siyasetlerini, siyasi söylemlerine bu kadar etkisi olması gerektiğini ben şahsen düşünmüyorum. Bu önemli bir nokta. Yanılmıyorsam Başbakan Erdoğan Deniz Baykal'ın görüntüleri çıktığı zaman... seçim meydanlarında bunu kullanmıştı. Evet. Yani engellettiğini söylüyor, fakat aynı zamanda her meydanda sürekli tekrar etmişti. Hatırlıyorum, bu ahlak yapısına sahip biri mi ülkeyi yönetecek diye sürekli söylemleri dönmüştü. Tweetlere bakalım mı biraz? Bu konu nasıl tartışılmış? Her zaman yaptığımız gibi ben sıradan okuyacağım. Yorum yapmak istediğiniz zaman lütfen beni durdurun. Ferdi Carrefour adlı kullanıcı demiş ki, Ankara Keçiören, Çankaya, Yeni Mahalle ve Mama bu akşam 18'den itibaren 12 saat süreyle internet verilemeyecektir demiş. Su kesintilerini hatırlatan bir anons. Esra Ceyda Ersoy kardeşler, belki aklınıza hemen gelmemiştir, kamuoyunda cicişler olarak bilinen iki kız kardeş demişler ki, yeni internet yasasıyla artık böyle internetten taciz edenler önlenecekmiş, büyük cezalar gelecekmiş diyorlar. İnternetten taciz edenler önlenecek mi bu yeni düzenlemeyle acaba? İnternetten taciz, yani belirli bir şahısla ilgili toplum yararı olan bir şeyle ilgili bir bilgi yayınlamak taciz değildir. Yani taciz sıfatına giren şeyler vardır. Elbette internette çok can yakıcı şeyler var. Bu ana akım medyada da olan, internet medyasında da olan bir şey. Netice itibariyle kontrol edilmesi güç ve her kontrol daha da totaliterleşmeye giden bir yerden söz ediyoruz. Yani kadın arkadaşların baktığı yer aslında doğru. Doğru, taciz edilmesi güçleşecek. Ama gerçekten inanıyorlar mı Türk yargısının onlara yönelik tacizle ilgili bir internet sansürüyle uğraşacağına? Çünkü uğraşmaları gereken çok daha büyük pasta var gibi geliyor bana. Bir de şu yönden bakmak lazım. Taciz maalesef bugün Türkiye'de kültürel bir sorundur. Ve yani internet üzerinde belli yaptırımlarla, baskılarla, sansürle engellenebilen bir şey değil maalesef. Porno, çocuk pornosu ve taciz üç büyük, devasa cinsiyetçi sorunlardır Türkiye'de. Bugün çıkan bir tecavüzle ilgili bir karar vardı. Bira içtiği için bir genç kızın aslında mağdur olamayacağını, kendi rızası olduğunu belirttiğini iddia eden bir yargı kararı. Şimdi böyle bir yargı kararının olduğu durumda internet üzerinden tacizin engellenmesini çok da olumlu etkileyebileceğini sanmıyorum ben bu yasanın. Hazır, çünkü kültürde bir sorun var. Hazır porno demişken Türkiye'den porno yayını yapılıyor mu? Onu da aslında merak ediyorum. Ben size soruyorum, siz korsan partisiniz diye soruyorum. Yanlış anlamayın da. Korsan hani parti olarak biz yayın yapmıyoruz. Şüphesiz öyle. Yani daha fazla hakimsinizdir internette. Hani kim nereden yayın yapıyor? Türkiye'den mi yayın yapılıyor ki bu porno yayınlar? Genelde daha önce konuştuğumuz bir konu değil aslında, ama ben olduğunu sanmıyorum Türkiye'den porno yayının. Fakat tüketim açısından bakıldığı zaman Türkiye Avrupa'da en çok porno izleyen ülkeler arasında, hatta en çok izleyen ülke. Maalesef çocuk pornosu konusunda Avrupa'daki tüm çocuk pornosu erişiminin %65'inden fazlası Türkiye'den yapılıyor ve geçtiğimiz yıllardaki çocuk pornosuna dair sansür uygulamalarının uluslararası çapta ne kadar keskin ve şiddetli bir oranda uygulandığını hatırlayacak olursak, sansürün asla hiçbir şeyin çaresi olmadığını da ortaya koyuyor. Porno izlemek suç mudur? Porno izlemek
benim gözümde suç değildir. Fakat hukuki ve yasal olan iki kavram farklı olarak birbirinden ayrışabilir. Amerika'da Kaliforniya eyaletinde porno izlemek ifade özgürlüğü kapsamına alınmıştır. Yani açık alanlarda değil. Evet, açık alanlarda porno izleyerek kendi dünya görüşünü ifade ettiğini söyleyen insanlar var. Çocuk pornosu izlemek suç mudur? Çocuk peki? Pornosu izlemek suçtur. Her kültürde ve her ulusta, her devlette suçtur. Belli ülkeler çocuk evliliğine ve çocuk pornosuna iyi yaklaşıyor olabilir. Fakat küresel olarak uluslararası anlaşmalarla korunan çocukların hakları vardır ve bu suçtur. Şimdi yumuşak karın galiba burası. Çocuk istismarı ve porno. Başbakan Erdoğan çok sık bunu söylüyor ve insanlar da tabii ki bu yani çok fena bir şey olduğu için destekliyorlar Başbakan Erdoğan'ı. Nasıl engellenecek? Yani bu düzenlemede diyor ki engelleyeceğiz biz. Çünkü şikayet edeceksiniz. Yargı kararını beklemeyene kadar biz zaten kapatacağız. Ondan sonra varsın kendini aklamaya çalışsın. Başka bir formül geliyor mu sizin aklınıza? Nasıl engellenecek çocuk pornosu? Bunu engellemenin en temel şekli çocuk evliliği adı altında, çocuk gelin adı altında pedofiliye savaş açmaktır öncelikle. Öncelikle fiziki anlamda aile içerisinde tacize uğrayan çocukları ve babalarından, annelerinden alınıp satılarak yaşlı adamlarla evlendirilen küçük çocukların sorunlarına bir çare bulunursa bu söylemin altı doldurulur ve yani samimi olduğu görülür. Şüphesiz o da yapılmalı ama o yapılsa bile bu düzenlemeler çocuk gelinlerle ilgili. İnternette de bir içerik var, porno içeriği, evet. Çocuk pornosu içeriği var. O da orada kalsın mı yani? Onu kaldırmanın Hayır. ya da engellemenin bir yolu yok mu aklınıza gelen bir bunu, formu? Bunu engellemek adına anonimler, dünyadaki anonimus buna savaş açmış vaziyette. Türkiye'de Red Hack'in de katılmış olduğu pedofillere karşı yürütülen bir kampanya da vardı. Yani küresel anlamda pedofillere karşı aktivistlerin kurduğu tuzaklar ve karşılığında topladıkları verileri polislere teslim etmeleri gibi bir işbirliği durumu da vardı. Fakat geçtiğimiz hafta örneğin Facebook üzerinde Pedo Hunter denilen pedofil avcılarından 10 bin kişinin profili silindi. Bu bir dijital kıyımdı. Ve yani bu devletlerin onayıyla ve talebi üzerine silinen profiller. Peki mevcut yasanın yani daha doğrusu bu yeni çıkan bunlara karşı bir çare olabileceğini düşünmüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Pornografi kavramını tartıştığımızda pornografi biliyorsunuz pornografik dediğimizde illa seksüel bir şey ifade etmez ilk olarak. Yani porno kelimesinin şeyi var. Ama pornografi deyince Türkiye'de doğrudan çocuk pornosunun akla gelmesinin sebebi ilk olarak pornografi dediğimiz şeyin etik değerler dışında doğrudan şey olarak hani kötü, ayıp bir şey olarak adlandırılmasıdır. Ama bugün baktığınızda kadınlara yönelik porno, feminist porno, queer kuram içerisinde kabul edilen porno türleri vesaire var. Yani bunları da belki tartışmaya açmak gerekiyor. Gerçi ben şimdi bakıyorum Avrupa'da bu yıl pornografi ile ilgili iki tane akademisyenler kongre topluyorlar. Yani aslında sayı olarak çok az çünkü dünyadaki temel insanların ilgilerini düşündüğümüzde televizyonla ilgili daha fazla topluyorlar. Oysa çoğu özellikle erkek nüfus içerisinde baktığınızda bugün internet tüketenler arasında haber izleyenlerden daha fazla porno izleyen bir erkek nüfusla karşı karşıyayız. Evet. Yani buna bağlı olarak düşündüğümüzde pornografiyi tek başına mahkum etmek aynı zamanda sistemin kendini de mahkum etmeye gerektirir. Yani az önce söylediğiniz gibi bu çocuk gelinler vesaire meselesini zaten pornografiden ayrı şekilde okuyamayız. Ancak pornografi bir toplumun toplumsal cinsiyet karnesini de ortaya koyar. Yani tatminsizlik karnesini de ortaya koyar. Bu bağlamda bu tatminsizlik karnesinin altında yatan aşırı muhafazakarlaşma ve muhafazakarlaşmanın da yanında getirdiği taciz, tecavüz kültürünü bu pornografi ne kadar besliyor? Mesela Türkiye'de en çok aranan kelimelerden biri tecavüz olabiliyor mu? Bu olabiliyor. Veya tecavüz hapı kelimesi aranıyor mu? Aranabiliyor. İşte tam da bu nedenlerle internetin ta kendisinin kötü olduğunu düşünmekle birlikte sistemin ta kendisinin bu insanları kötüleştirdiğini de düşünmemiz gerekiyor. İnternet bir ayna, aynaya baktığımız zaman da çok iyi şeyler görmüyoruz. Google Trends galiba o hizmetin adı. Evet. Her sene açıklıyor. Türkiye'de en çok aratılan kelimeler arasında tecavüz hapı kelimesi olması insanı hakikaten birazcık tedirgin ediyor. Ankara'ya dönelim tekrar. Kerem Hocam. Başbakan çok net bu konuda yasanın arkasında ama Cumhurbaşkanı öyle mi şüpheler var. Mesela Bedri Baykam ressam Twitter'da demiş ki internet zulüm yasası ismini takmış bu yasaya. Köşk zor durumda ya özenle oluşturulan bu farklı kimlik ağır darbe alacak Cumhurbaşkanı'nı kastediyor ya da başbakanla ciddi bir kapışma yaşanacak. Sizce Gül bu yasayı reddeder mi? Beklentiler o yönde, tahmininiz nedir?
Valla bu benim uzmanlık alanımı aşıyor. Daha çok bir falcılık şeyine girer. Onun için bilemiyorum. Umarım ki veto eder. Ama benim sadece söyleyebileceğim, bu yasanın gerek tek tek konuştuğunuz bütün maddeleri, gerekse bütününün anayasaya çok açıkça aykırı olduğu. Bu pornografi meselesine ilişkin de bir şey söylemek isterim. Bir kere yasa zaten mevcut haliyle 8. maddesinde müstehcen yayınlara ilişkin erişim engelleme kararı verme imkanı sağlıyor. Aynı şekilde bu çocuk pornografisi için de geçerli. Ve çocuk pornografisi söz konusu olduğunda zaten hali hazırda yine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yurt dışında olan siteleri bir mahkeme kararı olmaksızın erişimi engelliyor. Onun için bu yeni getirilen düzenlemenin bununla hiçbir ilgisi yok. Pornografi meselesine gelince yasada da müstehcenlik deniyor. Müstehcenliğin ne olduğuna dair bir tanım yok. Telekomünikasyon İletişim Kurumu'ndaki bir arkadaş oturup bir mayolu bir kadın resmini rahatlıkla müstehcen olarak nitelendirip erişimi engelleyebilir. Şimdi durmadan pornoyu yasaklayacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız diyorsunuz ama müstehcenliğin tanımını yapmadığınız için Türkiye'de 40 bine yakın internet sitesine erişim engellenmiş durumda. Şimdi bakın, çocukları korumaya ilişkin çıkarıldığı söylenen bir yasa bütün internet kullanıcılarına çocuk muamelesi yapmayı sonucunu doğurdu. Ve giderek daha vahim bir noktaya doğru gidiyor. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. İnsanlar evlerinde istiyorlarsa porno da izlerler. Kendi özel hayatlarında neye karar vereceklerini de kendileri tercih ederler. Hem özel hayatı koruyoruz deyip hem insanların evine kadar girip ne izleyip ne izleyemeyeceklerine karar veren bir şeyle karşı karşıyayız. Biraz önceki sorunuzun cevabı Türk Ceza Yasası'nda var. Müstehcenlik suçu göstermeyi suç kılıyor ama bakmayı değil. Bunun tek istisnası çocuk pornografisi. Çocuk pornografisine ilişkin verileri bilgisayarınızda tutamazsınız. Hiç izlemedim deseniz bile tutamazsınız. Ama diğerleri yayması suç olabilir ama bakması, izlemesi ve depolaması suç değil de normal olanı da budur. Bütün dünyada bu var. Ve durmadan bunun üstünden kaşıyarak esas sansür meselesini göz ardı etmenin hiçbir meşru yanı yok. Bizim mevcut hukuk düzenimize göre de yok. Bıraktım hani uluslararası standartları. Peki Kerem Hocam, asıl mesele diyorsunuz ya, sizce de asıl mesele seçim öncesinde yeni kasetlerin çıkması, ses kayıtlarının çıkması, işte bu TAPE, Fethullah Gülen, Başbakan Erdoğan, yolsuzluk operasyonu vesaire, mesele bu mu yani? Aslında bunu mu konuşuyoruz? Bence çok açık meselenin bu olduğu. Zaten bakın, Başbakan'ın biraz önce yayınladığınız kaydında ilgi çekici iki nokta var. Birincisi, buna engel olduk diyor. Şimdi yasal yetki yokken engel olmuşlar demek ki. Bir kere orası problemli. Eğer şimdi bununla geliyorsa o güvence, daha önce engel olamamanız gerekir. Ne kadar yanlış olursa olsun, olmayan bir yetkiyi kullanamazsınız. İkincisi, madem bu kadar problem vardı, 3 yıl önce çıktı bu filmlerin tamamı. Yani hem MHP'li milletvekilleriyle ilgili olan hem şeyle. O zaman bunlar özel değil, genel deniyordu. Şimdi şu anda son dönemlerde çıkan böyle bir kaset biliyor musunuz? Yani yatak odası görüntülerinin yayınlandığı, birdenbire bu kadar panik halinde, inanılmaz bir süratle bir torba yasa içerisinde 42 tane kanun ve kanun hükmünde kararname 125 maddede değişiyor. İnternet yasası o 125 maddenin arasında geçti. Bu kadar aceleyi gerektiren bir şey 3 yıl önce olsa inanabilirdik. Şu anda benim bildiğim böyle önemli hiçbir basına yansımış bir müstehcen ünlü birisinin görüntüsü yok. Onun için bana inandırıcı gelmiyor. Ama ne var? Bu görüşmeler var her gün internete düşen. Ve bunların hiçbirini duyamayacağız. Neden? Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı re-sende artık engelleme yetkisine sahip bu yasaya göre. Bakın bu çok ilginç. Kimse şikayet etmese bile re-sen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 9A'ya göre o bilgiyi, o bilginin geçtiği URL adresini erişime engelleyebilecek. Ruhumuz duymayacak yani. Peki burada bir gerekçe yok mu? Mesela en son olanlardan örnek verelim. En sevdiğim örnek aslında. Başbakan Erdoğan Habertürk gazetesinden bir yöneticiyi aradığı iddia ediliyor. Oğlum Fatih diyor, kaldırın şu altyazı, bu ne falan diyor. Şimdi burada Başbakan Erdoğan başvurdu diyelim ki, ne diyecek? Benim özel hayatıma müdahale diyemez herhalde, ya da pornografi diyemez.
Bunu kaldırmayı sağlayacak mı yasa mesela? Yani bu ses kaydını kaldırmayı. Niye diyemesin ki? Bakın bunu söylemek istiyorum. Şimdi başbakan bunu böyle bir başvuru yaptı. Hatta başbakanın başvuru yapmasına gerek yok. Muhtemelen TİB'de 24 saat çalışan bir ekip olacak. Çünkü TİB re'sen bunları 9A'ya göre yapabilecek. Yani başbakan müdahale etmeden, bir bakan aramadan da yapabilecek. Zaten yapılmazsa başına geleceği düşüneceği için TİB'deki yetkililer otomatikman bunu yapacaklar. Kim itiraz edecek buna? Bu engellendiği zaman buna itiraz etme, bu özel hayat değildir diyebilecek olan kimse var mı? İtiraz ettiğiniz zaman nereye itiraz edeceksiniz? Size tebliğ bile edilmiyor bu erişim engelleme kararı verildiği zaman. Nereye yollanıyor? Erişim Sağlayıcılar Birliği'ne yollanıyor bunu engelleyin diye. Onlar da hemen uygulamak zorundalar. Ama siz o sitenin sahibi olarak bundan haberdar edilmeyeceksiniz. İtiraz hakkınız da yasada öngörülmemiş. Genel hükümlere göre itiraz ederseniz ne hala? Kabul edilirse. Bakalım Cumhurbaşkanı Gül'ün tavrı ne olacak? Onun için bunların tamamı özel hayat olarak görülüp de engellenecek. Peki hocam, son bölümü tekrar size söz vereceğim. Süre iyice daraldı. Neyi konuşalım bilmiyorum. Notlar yine önümde kaldı benim. Trafik bilgilerinin paylaşılması, yazışmalar, bunları konuşabiliriz. Biraz da sizin tercihinize bırakıyorum. Ben böyle program yönetemediğim zaman mahcubiyet içerisinde sizlere soruyorum. Ne konuşmak isteriz son bölümde? Yani insanların trafiklerinin incelenmesi aslında bana kalırsa çok sert bir konu. Yani doğrudan fişleme. Tabii yayıncılık dışında bireyin 2 yıl saklanacak galiba değil mi? 2 yıl saklamak demek zaten 4 yıl iktidarda kalıyorsunuz. 2 yılı gayet de yeter insanları mahkum etmeye. Bir de şöyle bir şey var. 2 yıl bu kayıtların saklanması. Örneğin bir suç işlediğinizde, yani örneğin sokakta bir eylem sırasında yakalandınız, devlete göre suç işlediniz. Onların, yani o internette 2 yıl içerisinde yaptığınız yazışmaların ileride bir örgüt oluşturmak üzere çok işgüzel bir savcı tarafından kullanılmayacağını kim garanti edebilir? Herhangi bir potansiyel siyasi muhalefeti gayet cımbızla çekerek, bakın bunu da yapmış, bakın bunu da yapmış, bakın bunu da yapmış şeklinde yeni düşmanlar yaratarak halk gözünde hainler ilan etmek çok kolay olacak. Ama daha önce de aslında bu yazışmalar demeyelim de ne derim, internet trafik bilgileri tutuluyordu. Evet. Şimdi sadece süresi artıyor. 6 ay tutuyoruz dedikleri zaman siz 6 ay tuttuklarına inanıyor muydunuz mesela? Ya aslında bakarsanız tamamen tutulmasına karşıyız aslında. Yani kişisel veri güvenliği kapsamında Avrupa Birliği sürecinde hele ki bunun kesinlikle kaldırılması gereken bir şey. Hazır Avrupa Birliği demişken ben bir soru daha sıkıştırayım bana. Evet. En çok duyduğum laf şu. Ya bunu Amerika'da yapıyor, Almanya'da yapıyor, Türkiye'de büyük güçlü devlet olmak istiyor, Türkiye'de yapacak. Tabii. Bu evet küresel bir sorun. Bütün dünyada çıkarılmaya çalışılan bir yasa aslında. Yani bütün dünyadaki internet aktivistleri, internet severler buna karşı çıkıyorlar. Ve karşınızda kim var peki? Devletler, gizli servisler, ne bileyim büyük patronlar kime karşı mı savunacak? Bir tarafta siz varsınız anlıyorum. Korsanlar, internet özgürlüğünü savunanlar, aktivistler. Karşı cephede kim var peki? Karşı cephede NSA'yı başta olmak üzere devletlerin gizli servisleri. Herkesin özel yaşamına müdahale edip herkesin kişisel bilgilerini bir kenarda kayıtta tutmak isteyen bütün gizli servisler. Sarpan Uzunoğlu'nun ekleyecekleri var galiba. Bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi karşı tarafta onlar var. Evet. Ama bir yandan da bu selektivizm dediğimiz bir kavram var. Tembel aktivizmi. Yani klavye aktivizmi diye evet. Tanımlanan. Ben ikinci bir düşmanın da o olduğunu düşünüyorum. Yani o gün Taksim'de olanların sayısının bu kadar az olmasının aslında bizim için biraz düşman olduğunu düşünüyorum. ki mesela bazı devrimler, bu işte Orta Doğu devrimleri vesaire sürecinde veya Avrupa devrimleri sürecinde internet yüzünden evet kazanımlar elde etti ama bazıları da internetin gerçek aktivizme dönüşememesi nedeniyle sönüp gittiler. Sönüp gidenlerden mi olacağız yoksa meşaleyi internet yardımıyla yakanlardan mı olacağız? Bence asıl mesele o. Cumartesi ile ilgili olarak bir değerlendirme yapacak olursam, bana kalırsa yeterli koşullar olmadan erken yapılmış bir çağrıydı ve yani tüm bilişim STK'ları, dijital özgürlüklere dair hak, hukuk, hürriyet üzerine odaklanan tüm STK'ların katılımı olmadan ve birçok kişinin de henüz tam anlamıyla haberi olmadan yapılmış bir çağrıydı. Bu yüzden sayının çok az kaldığını düşünüyorum ben. Elbette. Tembellik meselesi de birazcık olabilir. O internetin doğasıyla da alakalı bir şey ama evet, eylemi ayrıca değerlendirmek lazım. Süre doldu aslında. Son iki tweet okuyacağım. Sonra Kerem Hoca'ya son sözü vereceğim. Evet. Zeitung.
hepimiz biliyoruz. Bir tweet atmış, demiş ki Başbakan Erdoğan yeni internet tasarısına karşı yapılan protestolar hakkında konuştu. Benim başörtülü bacıma DM'den yürüdüler demiş. Ve son olarak Emin Çapa CNN Türk Televizyonu'ndan dostumuz. Başbakan internet sansürü için mahrem telefon konuşmalarının gizliliğini koruyacağız diyor. Yani alo Fatih, ayakkabı kutuları gibi şeyler mahrem demiş. Kerem Hocam, süreyi aslında doldurduk. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Lütfen birkaç cümleyle ifade eder misiniz bize o son sözleri? Bu kişisel veriler meselesini söyleyeyim. Şimdi bu 6 ay 2 yıllık sürenin Avrupa Birliği direktifinden alındığı söyleniyor. Burada böyle bir süre var ama birincisi söz konusu direktif Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın önünde çok büyük ihtimalle iptal edilecek. İkincisi o direktifte aynı zamanda bu verilerin tutulması halinde düzenlenmesi gereken güvenceler de söz konusu. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değil ama Avrupa Konseyi'nin üyesi. Ve 108 sayılı kişisel verileri korunmasına ilişkin sözleşmeyi yıllardır ısrarla onaylamıyor. 2010 yılında da anayasada değişiklik yapıp kişisel verilerin korunmasına dair hüküm getirildi. Bununla ilgili yasal düzenleme de ısrarla yapılmıyor. Bunlar yapılmadığı sürece Türkiye'de hiçbir türlü trafik bilgisi depolanamaz ve kullanılamaz. Bu çok açık ve net bir şekilde anayasaya aykırı. Onun için Avrupa Birliği örneği vermenizin bir anlamı da yok. Avrupa Birliği'nde kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasası olmayan bir ülke yok çünkü. Bu ülkede kişisel verilerin korunmasına dair hiçbir yasal güvence yokken Tibet'siz her türlü bilgi isteme imkanını tanıyıp ondan sonra da bu Avrupa Birliği'nde var diyorsanız bu ya hiçbir şey bilmemenizden ya da gerçekten muhatapların hiçbir şey bilmediğini düşünmenizden kaynaklanıyordur. Peki Kerem Hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sağ olun, kafamızı açtınız, zihnimizi açtınız. Ben teşekkür ederim. İstanbul stüdyomuza ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok ani bir program oldu. Kırmadınız, geldiniz. Çok sağ olun. Memnuniyetle. Bugünlük bu kadar. Haftanın gündemi neler getirecek bakacağız. Yarın yine burada olacağız. Hoşçakalın.